Parmağımızın Gücüyle programından herkese merhaba. Biliyorsunuz her hafta bu programımızda kadın futbol takımımızın oyuncularını ağırlıyoruz. Bugün de bu seneki yeni transferlerimizden Yanar Adasavyeviç bizlerle birlikte olacak. Her zamanki gibi tercüme de Semih Deral, kadın futbol takımımızın tercümanı olarak bizlere yardımcı olacak. Hoş geldiniz diyeyim. Hemen hızlı bir giriş yapayım öncelikle. Keyifler nasıl? Burada kendini nasıl hissediyor? Önce onu öğrenmek istiyorum. Çünkü kadın futbol takımımızda şu anda keyifler oldukça yerinde. How are you feeling yourself? And everybody is having fun of being here in Fenerbahçe. What would you like to say about your feelings? First of all, thank you for having me. I feel very good. I'm very happy to be part of this big club and big family like Fenerbahçe. So I can only say good things. Okay. Öncelikle beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Ben şu an kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Fenerbahçe'nin bir parçası olduğum için de çok mutluyum. Bunun için iyi şeyler söyleyebilirim. Harika. Biz de kendisi için çok iyi şeyler söyleyebiliriz. Bu sene kadın futbol takımımızda böyle hava oldukça güzel. Yeni gelenler de hiç adaptasyon süreci yaşamadan takımımıza yeni sezona başladılar. Şimdi ben biraz onun kendisini izleyicilerimize tanıtmak istiyorum ve onun da sözlerini duymak istiyorum. Şimdi Sırbistan'da dünyaya geliyor ve daha sonra Yeni Zelanda'ya gidiyor. Çok farklı kültürle birlikte orada futbola başlıyor. Biraz o hikayeyi, futbola başlama hikayesini ve farklı kültürlerde yetişme hikayesini dinlemek istiyorum. Ondan sonra tabii ki Fenerbahçe'ye geliş sürecinden de bahsedeceğiz. We are also happy to have you here, and also you had no adaptation problem since you the first day that you came here. And we would like to know you, first of all. And you were born in Serbia, and also you kept playing in New Zealand. And you also played in different cultures. How did you start playing football? And can you share this difference between two cultures, and the culture in Serbia and the culture in New Zealand? Mm-hmm. What would you like to say about it? Yes, so I was born in Serbia, but when I was 5 years old, my family and I moved to New Zealand. And that's where I actually started playing football. My older cousin, he was playing football, and I went to watch it, and I told my aunt that I want to play as well. So she signed me up the next week to play. And yeah, so my family and I moved to New Zealand, and obviously there's it's a different part of the world, so there's a lot of cultural differences, but I enjoy both Serbian and New Zealand culture. Evet, ben Sırbistan'dan dünyaya geldim. 5 yaşında ailemle birlikte Yeni Zelanda'ya taşındık. Orada futbol oynamaya başladım. Orada artık kendim futbol vermeye başladım. Çünkü hem benim kuzenlerimle, yeğenlerimle beraber oynardık. Amcama da söyledim. Yani ben orada futbola başlamak istediğimi söyledim. Tabii ki Yeni Zelanda'da farklı bir kültür içerisindeydim. Orası çok farklı bir yer. Dünyanın çok bambaşka bir yer. Kendi ülkemde de farklı bir kültür içerisindeydim. İkisini de tatmak ve yaşamak çok keyifliydi. Kesinlikle öyle. Şimdi de bambaşka bir kültürün içinde aslında. Türkiye'de şu anda futbol oynuyor. Fenerbahçe'ye geliş sürecini, transfer sürecini, buraya gelmedeki karar aşamasını neye göre karar verdi? Onları da tabii ki transfer sürecinde dinlemek istiyorum. And now you are in a different culture in Turkey. And how did you decide to be a part of Fenerbahce? And how did you decide to play in Turkey, to play football in Turkey? Yes, I'm in Turkey now. And it's quite similar, I would say, more similar to Serbian culture. We have a lot of similarities. Yeah. And I enjoy being here. How I decided, because I got an offer from a very big club. And you know, it's a club that you cannot say no to. So that's how I decided to come here. Harika. Evet, şu anda Türkiye'deyim. Gerçekten hem kendi toplumum içerisinde hem de burada çok farklı, çok benzerlikler var iki kültür arasında. Burada olmaktan dolayı çok keyif alıyorum. Fenerbahçe'nin teklifi aldığımda hiç düşünmedim.
benim için çok iyi bir deneyim olacağını düşünerek burayı seçtim. Kesinlikle hoş geldi. İyi ki onu tanıdık demek Welcome istiyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Öğrenmiş bir şeyler. Türkiye'de peki biraz saha içine falan gelmeden önce de böyle bir hazır kültürlerden bahsetmişken, çünkü Sırbistan'la da benzediğini söyledi kendisi. Burada neler yapmaktan keyif alıyor? Türkiye'ye alışabildi mi? Gezme fırsatı olabildi mi? Biraz saha içine gelmeden onlardan bahsedelim. Çünkü dediği gibi gerçekten Sırbistan'la bizim aramızda çok da böyle kültür farkı olarak bir uçurum yok. And we'll talk about inside the football, but firstly I would like to ask you a question about the cultures. And you know, and you have just said that we have lots of similarities between the two cultures. And what have you done so far in Turkey? What did you do? Have you ever gone anywhere else to go around the city? What did you do so far? Yes, I've been a lot exploring Istanbul since the first day, actually, when I came. I went and saw the Hagia Sophia and this area. Mm-hmm. And also after that, I've been to other places in Turkey, mm-hmm. in Istanbul, as well as in Turkey, traveling with the team and mm-hmm. seeing different parts of Turkey. Buraya geldiğimden beri ilk günden bu yana gerçekten çok fazla keşfetme şansım oldu. Pek çok yere gittim. İlk günden beri Ayasofya'ya gittim. Hı hı. Türkiye'deki yani İstanbul'daki farklı yerleri gezme şansım da oldu. Pek çok yere gittim. Zaten takımla birlikte de aynı zamanda diğer şehirleri görme şansımız da oluyor. Bu da çok güzel bir şey. Harika. Biraz da tekrar takıma dönmek istiyorum. Daha sonra tabii ki yemekleri falan filan da soracağım. Türkiye'deki yemekleri de soracağım. Şimdi takım içinde inanılmaz bir kimya var. Geçtiğimiz yıllarda da böyleydi ama bu sene bambaşka bir takım izliyoruz. Bu arada Fenerbahçe'nin bu yıl hemen hemen her branşında bunu gözlemleyebiliriz. Biz içeriden biri olarak kadın basket, kadın futbol, voleybollar, yani her branşta inanılmaz bir aura var. Bambaşka bir aura var bu sene Fenerbahçe'de. Şimdi çok güzel bir kamp dönemi geçirdik. Takım birbirine hemen kenetlendi, hemen adapte oldu ki zaten bunu saha içinde de görüyoruz. Sezona müthiş başladık. Biraz takım içerisindeki havayı, aile ortamını, o arkadaşlığı dinlemek istiyorum kendisinden. Çünkü yeni aslında baktığımda çok da vakit geçirmedi takımda. Çok yeni transferimiz. O takımın ambiyansı için neler söylemek ister? We have a great chemistry within the team. And also we used to have the same chemistry in the previous years, but also we have again great chemistry within the team, and we can also see this the same thing in other branches like women basketball, mm-hmm. women football, and the other ones. And you were also great in the preseason camp. We had a great preseason camp process, and we can also see this clearly within the team because I come and watch your training sessions, mm-hmm. and there's a great friendship and family inside the team. And mm-hmm. you are a newcomer. And what would you like to say the ambience within the team? Yes. So the moment I came here, I felt very comfortable, mm-hmm. and which was not always the case. You know, mm-hmm. coming into a new team in different country. It's not always that you feel comfortable, but mm-hmm. with this team, I felt very comfortable. And with the whole family of Fenerbahce, mm-hmm. as you already said, the basketball, volleyball. And I mean, so far I've been to the women's mm-hmm. basketball game and yes. everything. And it's a big family here in Fenerbahce. Absolutely. Buraya geldiğim ilk adım attığımdan beri kendimi gerçekten çok rahat hissediyorum. Çok huzurluyum burada. Bunu yeni bir ülkeye gittiğiniz zaman bunu yakalamak her zaman kolay Kesinlikle olmayabiliyor. Öyle. Ben buraya ilk geldiğim andan itibaren kendimi çok rahat hissettim. Tabii ki bu basketbolda, voleybolda gördüğümüzde, diğer takım içerisinde de kimyaları gördüğünüzde buranın ne kadar büyük bir takım olduğunu sonucuna varıyorsunuz. Fenerbahçe gerçekten çok büyük bir takım. Gerçekten öyle. Şimdi biraz tekrar kadın futbolda devam edelim. Genel camiayı ve her şeyi dinledik. Takım içindeki bu sene yeni hocamız ve yeni transferlerimizle birlikte hep söylüyoruz bambaşka bir kimya var. Türkiye'deki kadın futbolunu nasıl buldu, ligi nasıl buldu, diğer takımları nasıl buldu? Çünkü yurt dışında biz biraz Türkiye olarak geç adapte oluyoruz kadın futboluna. Liglerimiz her sene yani
gelişiyor. Geçen seneye nazaran bu yıl daha zorlu takımlar bizleri bekliyor. Türkiye'deki futbol, kadın futbolunu nasıl gördü? Onu da, ligi nasıl buldu, onu da dinlemek isterim. Let's talk about women football first of all. And also we have a new head coach. We have a lot of newcomers within the team this year. And also now we are a very different team. And how did you find our own league? And how did you find our own division? We Turkey, we adapted a bit late for the women league, women football. And also there are lots of more challenging rivals than the last year. What would you like about to say about the competition inside the league? So when I came here, I heard that there's a lot of investment in the Turkish league and the big clubs as well. And I think you said you're a little bit late with it, but I don't think it's late. It's never too late. And I think it's a very upcoming league. It's growing every year, and every year it's getting better and better. So that's a very positive thing. Evet, ben buraya geldiğimde, buraya gelmeden önce de Türkiye'deki kadın futbolunda bir takım yatırımlar olduğunu biliyordum. Bunu bilerek buraya geldim. Burada gerçekten bizim de şu ana kadar karşılaştığımız ve karşılaşacağımız çok büyük takımlar var. Ben Türkiye'nin geç adapte olduğunu şahsen pek düşünmüyorum. Çünkü her geçen gün umut verici bir lig haline geliyor. Daha da challenging bir ve daha da mücadele edici bir lig haline geliyor. Bunları paylaşabilirim. Kesinlikle öyle. Biraz da mesela geldiği yerde, futbola başladığı yerdeki kadın futbolunu da çok merak ediyorum. Çünkü yurt dışında işler bizlerden biraz daha farklı yürüyor. Oradaki kadın futbolunu, oradaki spora bakışı, kadın futboluna bakışı da kendisinden dinlemek istiyorum. Let's talk about the place where you born, where you were born, for example. And let's talk about the women football in your own country. How do people look at the women football? For example, especially the women football is a bit different than ours in abroad. What would you like to say about the opinion that happened in the abroad, for example? Yeah, what would you like to say about the women football in your own country? So women's football in both New Zealand and Serbia, I mean, I was born in Serbia, but I'm a New Zealander as well. So also every league, every year is improving. But in some leagues, in some countries, it's not improving as much. And I wish it would improve a little bit more. I mean, every year it's getting better and better. But if I could, for example, compare the league here in Turkey and in Serbia and New Zealand, I think the Turkish league is doing a very good job and by investing and, you know, creating a better and bigger league. Evet, kadın futboluna baktığımız zaman şunları söyleyebilirim. Ben Sırbistan'da doğdum. Yeni Zelanda'da futbola başladım. Evet, her yıl gelişiyor. Bu yurt dışında da aynı şekilde. Burada şu anda bulunduğum ülkede de aynı şekilde gelişiyor. Ama bazı şehirlerde bunu tam olarak pek geliştiğini söyleyemem. İkisini kıyasladığım takdirde, Yeni Zelanda ve Sırbistan'ı kıyasladığım takdirde şu anki bulunduğum ligle, ben şu anki bulunduğum ligde gerçekten insanların çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Ağırlıklı olarak yatırım halindeler ve bu çok mutluluk verici, yeni bir mücadele ortamı oluşturuyorlar diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani aslında evet, baktığımızda kısa sürede kadın futboluna dair Türkiye olarak bence büyük işler yaptık ki bunu da her zaman söylüyoruz. Fenerbahçe'nin işin içine girmesiyle birlikte kadın futbolu bambaşka bir seviyeye girdi. Fenerbahçe işin içine girince sponsorluklar arttı, daha iyi markalarla çalışmaya başladık diyerek böyle diğer takımlar da rekabet açısından da daha fazla oyuncu getirmeye, yurt dışından daha fazla oyuncuyla anlaşmaya başlayınca da bu sefer Türkiye Ligi yurt dışında da daha fazla duyurulmaya başladı. O yüzden bizim kadın futbola girişimizde bence bambaşka bir seviye açtığımızı düşünüyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Fenerbahçeliyim diye değil. Çevirmek ister misiniz? Soruya devam edelim. İstersen çevir. Tabii ki. As a Türkiye, we did great things in a short time. We created a new league. For example, it has been just 3 years since we started to create this league. Especially Fenerbahce. After Fenerbahce got into this division,
everything, almost everything has changed. And also the sponsorships has increased. The number of the sponsorships mm-hmm. has increased. And also the other teams wanted to bring a new players to our new division. And also that's why a lot of people abroad started to hear mm-hmm. about Turkey, exactly. especially in women football. Exactly. Kesinlikle öyle. Biraz kendi futbolunu anlatmasını isteyeceğim. Kendi futbolunu nasıl tanımlar? Orta saha oyuncusu olarak aslında biz onu izliyoruz ama kendi futbolunu nasıl, mesela nerelerde oynamaktan keyif alıyor? Saha içinde kendini tanımlarsa nasıl tanımlar? How can you describe your own style? For example, we all know that you're playing as a midfielder. Mm-hmm. And how can you describe your own style? So I like to attack a lot. Uh-huh. I like to, dribble sometimes. I like to shoot. I like to assist and score. I think I have a good vision on the field, good technical mm-hmm. ability. So I think that's one of my biggest strengths. So that's the kind of player I am. Gerçekten atağa çıkmayı çok severim. Yani şut çekmeyi aynı zamanda ve onun dışında şut çekmenin dışında ara pasları atmayı, gol pasları vermeyi çok severim. Bu da benim yeteneğim olduğunu düşünüyorum. Yani ileri pozisyonlarda daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Evet, ofansif, bu da zaten beni ben yapan bir özellik. Ofansif bir futbolcu ofansif. Olarak tanımlayabiliriz aslında. Evet, ofansif futbol daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Daha çok seviyor gerçekten. Zaten asistleriyle de bence çok fazla izleyeceğiz bu yıl. Yeah. Şimdi ben We're gonna watch you with your assist. I hope so. Önümüzde çok aslında baktığınızda zorlu bir 4-5 hafta var bizim açımızdan. Fikstürümüz oldukça zorlu takımlara karşı olacak. Önümüzdeki haftaları nasıl görüyor onu sormak istiyorum. Çünkü sağlam, yani kadro olarak sağlam ve güç olarak da sağlam takımlarla bu 4-5 haftalık periyotta oynayacağız. Neler söylemek ister? As you know, we have a very heavy schedule ahead of us. And we are going to play very challenging matches. Ahead of us in the following matches, and what would you like to say about this our rivals, and also we have really strong teams in our own division. Mm-hmm. And we're going to play against them in first month. What would you like to say about it? So far, it's been good. We have mm-hmm. 4 wins from 4, and the bigger teams, bigger rivals are coming ahead. But I think we have to focus on ourselves. You know, we know that they're good as well. They're fighting for something mm-hmm. as well. But I think it's very important that we look at ourselves and that if we play good, then we don't have to worry about mm-hmm. anything. Evet, iyi olacak. Önümüzde çok iyi bir süreç olacağını düşünüyorum. Tabii ki büyük takımlar, daha büyük takımlar daha büyük mücadeleler Kesinlikle. Getirir, daha büyük rakipler oluşturur. Biz öncelikle ki önümüzdeki maçlarda odaklanacağız ve odaklanma içerisindeyiz. Tabii ki biz futbolu iyi oynarsak bunun için endişelenmemize hiç gerek kalmayacak diye düşünüyorum. Bence de we trust you. Gerçekten kadın futbol takımımıza bu yıl oldukça güveniyoruz. Ben bir yani sizi takip eden işim gereği olarak söylemiyorum. Dışarıdan biri olarak söylüyorum. 3 yıldır kadın futbolunu takip ediyorum ama bu yıl seyir zevki olarak inanılmaz bir takım izliyorum. Ben bir seyirci olarak bunu kendisine söylemek istiyorum. O bence daha zorlu rakipler ve daha sert futbol bence bize izleyicilere çok daha keyif verecek. O rekabet çok daha fazla izleyici olarak keyif verecek diye düşünüyorum. I have been following the women team. I have been following Fenerbahce for about 3 years, mm-hmm. and we're gonna see. I also have fun of watching you because this, especially this year, mm-hmm. everything, almost everything has changed. It will be more challenging and more aggressive. If the games are more challenging, we'll see that we'll have some more fun of watching you, especially this year. Mm-hmm. Yes, exactly. And rivalries like this against mm-hmm. big teams is. What football is about, so it's very exciting to play these big teams and have these big rivalries with other teams. Mm-hmm.
Evet, rekabet gerçekten bunu oluşturuyor. Futbol zaten futbolun içerisinde olan bir şey. Bu rekabet varsa gerçekten futbola kendinden geliyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bizim derbilerden haberi var mı daha önceden? Çünkü bu yıl ben en çok Galatasaray derbisini çok merak ediyorum her branşımızda. Özellikle hem erkek futbol hem de kadın futboldaki Galatasaray derbisini çok merak ediyorum. Daha önceki bizim Galatasaray'la oynadığımız derbilerden haberdar mı? Bu yılda derbiler için heyecanlı mı? Oh, do you know anything about our derbies, especially derby against Galatasaray? We have been playing against Galatasaray for years, and I also wonder, have you ever watched it before mm-hmm. a match with the match against Galatasaray? What would you like to say about it? Can you share with us if you have mm-hmm. if you watched it before? So yeah, it's one of the biggest rivalries in football, uh-huh. I think, in the world, not just in Turkey. Yes. So obviously I heard about it. Before coming here, I have watched a few videos of mm-hmm. Especially the women's team playing against Galatasaray. And yeah, I can see how big it is and how much it means to all the fans mm-hmm. and everyone. So it's exciting. Evet, bu gerçekten en büyük derbilerden bir tanesi. Sadece Türkiye için hı-hı. söyleyemem. Aynı zamanda yurt dışında da bu böyle. Ben bunu evet buraya gelmeden önce Fenerbahçe transfer hı-hı. olmadan önce seyrettim. Ve gerçekten bu derbide hem yani Fenerbahçe'nin ne kadar büyük takım olduğunu da gördüm. Bu çok heyecan verici olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz derbiyi izlemeyi. Son olarak taraftarlara tabii ki mesajını alacağım. Fenerbahçe taraftarı onları hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Hem sosyal medyadan hem de maçlarda tüm desteğini esirgemiyorlar. Taraftarı mesajına onlara neler söylemek istediğini hemen izleyicilerimiz, yani burada kameralarımız aracılığıyla izleyicilerimize iletebilirim. What kind of message would you like to give to our fans? They are always supporting us. So I would like to say that they keep supporting us. Mm-hmm. It's a long season and we need their support in order to achieve our goals. So I hope they keep supporting us and we won't let them down. Mm-hmm. Onları hayal kırıklığına bırakmayacağız. Onların gerçekten yardımlarına veya oyunların tezahüratlarına da ihtiyacımız var. Bizi desteklemeye devam etsinler. Kesinlikle. Onları hayal kırıklığına uğratmayacağız. Eminiz. Ben son olarak yine kendisine de söylemek istiyorum. Burada pek çok sporcularımızı ağırlıyoruz. Fenerbahçe'nin sporcusu demek aslında evet çok başarılı sporcularla birlikte çalışıyoruz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. Ama bir o kadar da karakteri ve kalbi güzel insanlarla çalışıyoruz. Kendisini tanıdığım için çok mutluyum. O da diğer sporcularımız gibi hem başarılı hem de kalbi güzel bir sporcu olduğu için ben kendisine tekrar teşekkür etmek istiyorum. We always welcome the newcomers to Fenerbahçe. And also Fenerbahçe has the greatest and the most successful players. And also I'm happy to meet you as a person like you. You are a good-hearted mm-hmm. person. Well, thank you so much again for having me and I'm happy to be part of this show and thank you again. Thank you so much. Bu programın parçası olduğum için teşekkür ederim. Aynı zamanda beni davet ettiğiniz için de teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Sezon içinde bol bol görüşeceğiz zaten. Evet. Semih sana da ekstra teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu arada Semih kelimesine her şeyimi tercüme ediyor. Hiçbir şey atlamıyor. Tekrardan teşekkür ederim sana da. Dediğim gibi bol bol görüşeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Thank you. Teşekkürler. Evet, Armamızın Gücüyle programının bu haftaki konuğu Yana'ydı. Yana'yı sizlere tanıtmaya çalıştık. Biz yine her hafta kadın futbol takımımızın oyuncularıyla bu programda olacağız diyelim. Şimdilik hoşça kalın.